Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir model anlatım yapacağım. Modelim de ara model kullanılıyor. Modelin kendisi 3 ilmekle yapılıyor. Arada kullandığım ters ilmekler ile birlikte ara modeli 5 ilmek. Toplamda 8 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben bugün bir tane ana model, kenarlarında birer tane ara model olmak üzere 15 ilmek hazırladım. Kenar ilmeği de kullanıyorum ve örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sonrasında ilmeklerimi sıra boyunca örgümün arka tarafında düz olarak örüyorum. Yapımı çok kolay. Sadece örgünün ön yüzünde model uyguluyoruz. Arka tarafta ilmekler örgü bitene kadar sadece bu şekilde düz olarak örülüyor. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmek ters olarak örüyorum. İpimi örgümün üzerine alıyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Alttan girerek hem ilmeği örmeden atlatıyorum. Hem de ipimi bir kez dolamış oluyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burası ara modelimiz. Şimdi ana modele geçtim. Şimdi burada 3 tane ilmeğimi ana modele uygulamam gerekiyor. Burada ikinci ilmeğin altında bakın ters ilmeğin olduğu bölüme şişimle giriyorum. Bu da biraz uzatıyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonrasında bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve başta örmeden aldığım ilmeğimi bu 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi şişimin üzerine aldım. Alttan girerek hem ilmeği örmeden atlattım, hem ipimi bir kez dolamış oldum. Sonrasında 2 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Şimdi modelimizin yapımı bu kadar. Şimdi tekrar örgünün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Burada bir kez doladığımız ilmek var. Bunu da ön taraftan girerek hem üzerine doladığım ilmeği hem de ilmeğin kendisini toplayarak örmüş oluyorum. Devamındaki ilmeklerimin hepsini sıra boyunca düz olarak örüyorum. Dediğim gibi sadece ön yüzde kurulan bir model. Arka yüzde ilmekleri daima düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini ise ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir kez daha gösteriyorum modelimi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Üçüncü ilmeğe gelince şöyle de yapabiliriz. Bir kez ipimizi şişimize doluyoruz ve bir ilmek örmeden atlatıyoruz. Devamındaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğe model uyguluyorum. Burada bu 3 ilmeğin tam ortasındaki ikinci ilmeğin bakın altında ters olan hani bir önceki sırada ördüğümüz ilmeğimiz var. Yatay şekilde geçen ilmeğin içerisinden giriyorum ve bunu biraz uzatarak örmeden sağ şişimi aktarıyorum. Ve 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu alt sıraya batarak örmeden atlattığım baştaki ilmeği bu 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Arada tekrar 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3. ilmeğimi 1 ilmek doluyorum. Örmeden atlatıyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sadece üzerine dolamış olduğumu bir tane ilmeğimi üzerindeki ilmekle birlikte alttan girerek bu ikisini toplayarak düz örüyorum ve ilmek artışını engellemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi ön tarafa geçtiğimiz zaman modeli tekrarlıyoruz. Tekrar görerek modelimizi bitirelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. 3. ilmeği ipimi bir kez doluyorum.
Örmeden atlatıyorum. Tekrar 2 ilmek arada ters olarak örüyorum. Şimdi modelime geldiğim zaman 3 ilmeğe model uyguluyorum. Tam ortadaki ikinci ilmeğin bakın alt sırasında yatay vaziyette duran bu önceki sırada ördüğümüz bölümüne giriyorum. Bu ilmeği biraz uzatıyorum ve örmeden bekletiyorum. Devamında bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve alt sıradan çıkarttığım ilmeğimi bu 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmek dolayarak 1 ilmek örmeden atlatıyorum. Ve sonraki 2 ilmeği tekrar ters örüyorum. Kenar ilmeklerini düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta dediğim gibi sadece düz örülen bir model. Ve üzerine ilmek doladığımız bu ipimizle birlikte 2 ilmek oluşmuş oluyor. Bunu da önden girerek, ön taraftan girerek bu 2 ilmeği birlikte toplayarak örmemiz gerekiyor. Böylece ilmek artışını da engellemiş oluyoruz. Ve sıra boyunca tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yalnızca ön tarafta model kuruyoruz. Arka tarafta ilmekleri düz örerek bitiriyoruz. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Burası ana modelim. Bir ilmek dolayarak örmeden atlattığım bölüm. Burası ise ana modelim. İsterseniz bu ara modeli kullanmadan sadece yan yana ana modeli de uygulayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ana modelimiz biraz 3 boyutlu kabartmalı bir görünüme sahip. Aynı zamanda da ajurlu bir görünüme sahip. Kullanacağınız şiş ve ip kalınlığına göre görüntüsü değişecektir. Şöyle göstereyim sizlere. Sade ve şık bir model. İstediğiniz her yerde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Veya aradaki ara modellerini değiştirebilirsiniz. Örgümüzün arkadan görünümü sadece düz örüldüğü için arka tarafı düz bir görünüme sahip. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.